Evet arkadaşlar, 2 haftadan sonra konularımıza tekrar devam ediyoruz. Malzeme üretim teknikleri dersi kapsamında şu ana kadar malzeme özellikleri ve üretim tekniği açısından kriterleri ortaya koymaya çalıştık. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onları anlatmaya çalıştık. Bir üretim tekniğine malzemenin özellikleri, iç yapısı nasıl etki eder? Hangi atomik kavramlar önemli rol oynar malzeme üretim tekniği açısından? Bunları epey tartıştık. Bağlar, mağlar, elastik modülü, atomlar arası mesafeler, onları ortaya koyup uygulanan bir gerilme neticesinde şekillendirmeye karşı gösterdiği direnç üzerinden yaklaşımlarda bulunduk. Ergme sıcaklıkları gibi unsurları ortaya koyduk. Yani önce malzemeleri tanıdık, iç yapılarını inceledik. Arkasından da üretim tekniklerini yavaş yavaş geçiyoruz. Geçtiğimiz slaytlarda da ortaya koyduğumuz şekilde arkadaşlar malzemeler doğada saf halde bulunuyordu. Bu tablomuzu en son incelemiştik. Hangi hallerdeydi? Farklı farklı değişik hallerinde doğada bulunuyorlardı. Dolayısıyla amaç bunları bu oksitli, karbonatlı, sülfürlü, halojenli arkadaşlar gibi hallerden alıp saflaştırmak. Tabii bu da saflaştırmak da yetmiyor. Çünkü esas malzeme üretim tekniği açısından büyük ölçüde endüstriyel olarak baktığımızda buradan ziyade zaten saflaştırılmış bu malzemelerden bizim nihai ürüne gitmemiz söz konusu. Esas odaklandığı bulunduk da bildiğiniz gibi bu. Ama yine de ham maddelerde bir üretim sürecinden geçiyor. Bunlar üretim süreci nedir? Üretim metodolojisi yöntemleriyle saflaştırılması gerekiyor. Doğada bulunduğum kompleks yapılardan cevherlerin saflaştırılması gerekiyor. Saflaştırma sürecinde büyük büyük kayaçların kırılması, öğütülmesi, yüzey alanlarının artırılması, yani bir cevher hazırlama aşamasından geçmesi gerekiyor demiştik. Devamında yeterli reaksiyona maruz kalacak şekilde boyutları inceltilen, küçültülen, yani hazırlanan cevherin pirometrolojik, elektrometrolojik arkadaşlar ve hidrometrolojik yöntemlerle saf hale getirilmesi süreçlerini anlatmıştık. Ondan sonra amaç bu saflaştırılan malzemelerden, metallerden nihai parçaya ulaşmak. Bunun için de tabloda da, slaytta da gördüğünüz gibi primer metal bir ham madde kısmı var. Pik demir olur, ham çelik olabilir arkadaşlar. Teknik alüminyum olabilir, elektrolitik bakır olabilir. Örnekler artırılabilir. Böyle bir noktaya geldikten sonra üretim metodolojisiyle bundan sonra özellikle iki yöntemden birini seçmek zorundayız. Ya dökümü seçeceğiz ya toz metodolojisini seçeceğiz. Tabii hangisini seçtiğimizin altında birçok sebep yatıyor. Çok farklı açılardan bakılabilir. Malzeme özellikleri, beklenen performanslar, seri üretim ve daha birçok kriter üzerinden dökümü mü, tozu mu seçeceğiz arkadaşlar, karar vermemiz gerekiyor. Ama dikkat ederseniz ilk haftalardan beri aslında malzeme üretim tekniği olarak biz döküm, toz, plastik şekil verme, talaş, imalat ve kaynak proseslerinin hepsini bir çatı altında ele almıştık. Gerçekten de böyle. Amacımızın ne olduğunu söylemiştik arkadaşlar. İstenen ürünü sizin istediğiniz forma, performansa uygun hale getirmek. Bunun için de gerçekten de hiçbir ayrım yapmadan her biri malzeme üretim tekniği, her biri bir malzeme şekillendirme tekniği olduğundan döküm, toz, plastik şekil verme, talaş, imalat ve kaynak prosesini arkadaşlar her biri ayrı bir başlıktır. Ama dikkat ederseniz burada ham metalden, primer metalden yola çıktığımızda ilk önce başlayacağımız iki ana üretim yöntemi var. Bunlar döküm ve toz. Her ne kadar arkadaşlar döküm prosesleri geleneksel üretim yöntemleri olarak adlandırılsa da insanoğlunun ilk kullandığı malzemenin o zamanın koşullarıyla o zamanın sahip olduğu teknolojiler üzerinden değerlendirildiğinde ilk yaptığı aletler, silahlar, kaplar, çanaklar, çömlekler bir toz metalojik prosesin ürünü olduğunda unutmamak gerekir. Yani ama gerçekten de yine de döküm ve toz bakın ham maddeden sonra
Yola çıkacağınız iki ana sürecin temel elemanlar. Oradan yola çıktıktan sonra arkadaşlar dökümü seçerseniz tabii dökümün kendi içerisinde er gitme unsurları, alışımlandırma davranışı, seçilecek kalıplardan, er gitme kaynaklarından tutun, harcanır bir kalıp olmasından tutun arkadaşlar gibi farklı detayları var. Toz metodolojisinde de toz nasıl hazırlanacak, nasıl üretilecek, nasıl karıştırılacak, nasıl şekillendirilecek, nasıl preslenecek, nasıl sintezlenecek, nihai işlemlere ihtiyaç var mı? Bu döküm içine geçer. Neden tozu seçeceğiz? Neden dökümü seçeceğiz? Ergüme sıcaklığı mı nedeniyle mi? Çok reaktif olması gerektiğinden mi? Çok küçük şekilli karmaşık parçalar olduğu için mi? Değil mi? Direkt doğrudan nihai ürünü elde etmek için mi? Gibi farklı farklı yaklaşımlar üzerinden döküm veya toz seçiyor. Tabii ki büyük ölçüde arkadaşlar bildiğiniz gibi sizin de parça boyutları nispeten daha büyük seri üretim söz konusu olduğunda teknoloji açısından da çok gelişmenin olduğu, tecrübenin de çok yüksek olduğu, çok fazla gelişmenin olduğu döküm teknikleri endüstriyel uygulamaları tabii ki arkadaşlar maliyet açısından ilk tercih edilen yöntemler. Onun dışında kabaca şu an için genel bir yaklaşımla bu dersin kapsamında olmaması nedeniyle karmaşık şekilli nispeten daha küçük boyutlu parçaların üretimi için de toz metodolojisi seçilecek. Tabii ki farklı direkt toz metodolojisinin içeren konu dersimizde bunun dışında metodolojik olarak da toz metodolojisine ihtiyacın sebeplerini ortaya farklı şekilde koyacağız. Arkasından hangi yöntemle çıkarsanız çıkın elde ettiğiniz bir ürünü beklenen performansı sağlayıp sağlamayacağı üzerinden büyük ölçüde bir plastik şekil vermeye maruz bırakmanız gerekiyor. İç yapısıyla oynamanız gerekiyor, modifiye etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla dalaysız imalat yöntemleri veya plastik şekil verme prosesiyle arkadaşlar bunu ayarlamamız gerekiyor. Bu da had deneme, dönme, eksüzyon, boru çekme bakın, saç şekillendirme yöntemleri gibi daha birçok yöntem var. Ve bunların da aynı şekilde malzemenin özelliklerine bağlı, doğal özelliklerine bağlı olarak veya elde etme istediğiniz nihai şeklin karmaşıklığı ve deformasyon derecesine bağlı olarak veya malzemenin buna izin verip veremeyeceği üzerinden bu işlemler soğuk, ılık veya sıcak olarak yapılabilir. Bunun her birinin arkadaşlar tercih sebepleri tabii ki farklı. Arkasından yine aynı şekilde bu tür malzemeler ikinci detaylar daha fazla detay dedikler değil mi yüzey toleransı verilecekse dalaşçı imalat prosesine ihtiyaç duyuyor. Toz da olsa döküm de olsa döküm prosesinden daha fazla olacak şekilde arkadaşlar dalaşçı imalat kaçınılmaz. Aslında dalaşçı imalat prosesi üretim yöntemine bakmaksızın yay özelliklerin özellikle yüzey kalitesi açısından verilebilmesi açısından mutlaka başvurulması gereken arkadaşlar prosesler. Bunlar neler olabilir? Torna, freze, planyalama, delme, borlama, broşlama, raybalama, tesviyeleme, taşlama ve farklı yöntemler üzerinden olabilir arkadaşlar. Üretim yöntemi ne olduğuna bakmaksızın toz veya döküm hiçbir yöntem tıraşlı imalatın arkadaşlar sunduğu yüzey kalitesini sunamaz. Bunu zaten o derslerimiz geldiğinde ayrıca bahsedeceğiz. Arkasından tabii ki malzemeler, parçalar, ürünler büyük ölçüde tek parçadan oluşmuyor. Bunların birleştirilmesi gerekiyor. Bu birleştirme açısından da kaynak ve lehimleme prosesleri arkadaşlar gerçekten önem arz ediyor. Bu konuda gaz ergetme, sürtünme, karıştırma farklı farklı arkadaşlar tekniklerle sağlanabiliyor. Geldiğimiz noktada bu beş önemli başlık birbirinden ayrılamaz. Hiçbir şekilde o yöntem diğerinden daha üstündür arkadaşlar denemez. Hiçbir şekilde birinin üstünü diğerini geçemez. Yerine göre, istenen performansı göre, malzemeye göre, ihtiyacı göre, maliyete göre her birinin amacı farklı. Tabii ki bazen belli bir malzeme özelliği sabit tutulmak üzere İstenen performans sağlaması açısından doğrudan bir karşılaştırma yapıldığında bazı durumlarda bazı tekniklerin birbirine göre üstünlükleri olabilir.
Ama genel açıdan bakıldığında illa böyle bir kıyaslama yapma ihtiyacına hiçbir şekilde girmemek gerekir. Böyle bir giriş yaptıktan sonra arkadaşlar devam edelim. Evet, şimdi geldiğimiz noktada özellikle üretim yöntemlerine böyle kabaca beraber bakacağız. Arkasından da arkadaşlar bu beraber ilerleyen haftalarda her bir tekniği daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Tabii yine hak ettiği için döküm ilk konumuz olacak. Döküm prosesinde kabuğun şeklini alan sıvı metalin akışkanlığını kullanıyor. Evet, genelde siz ilk sınıflardan da bildiğiniz gibi nasıl tanımlamıştık? Ergümüş sıvı metalin bir kalıp boşluğunu yer çekimi etkisiyle veya bir basınç altında doldurmasıyla, değil mi arkadaşlar, döküm tanımlanıyordu. Farklı farklı şekillerde tanımlayabilirsiniz. Tek bir tanımda ezber yapmanıza gerek yok. Ne anlıyorsunuz? Dolayısıyla bir ergitme var, bir sıvı metal var. O sıvı metalin istediğiniz şekle sahip bir kalıp boşluğuna ya yer çekimi etkisi altında ya basınçla arkadaşlar yönlendirmeniz gerekiyor. Döküm bu. Saf metal ve alaşımlar ergitilir. Bir kalıp boşluğuna dökülür ve katılaşma gerçekleşir. Tabii özellikle malzeme bilimi 2 çerçevesinde metallerin ergitilmesi, dökülmesi sürecinde dolayısıyla katılaşma olayı söz konusu. Dolayısıyla özellikle yöntemden yönteme değişecek şekilde malzemelerin katılaşma karakteristiği değişeceğinden, dolayısıyla iç yapılar değişeceğinden her bir üretim yönteminin koyacağı iç yapı farklı olacağından dolayısıyla mekanik özellikler de farklı olacaktır arkadaşlar. O doğrultuda incelemek gerekir. Yani üretim yöntemleri özellikle seri üretim, karmaşık şekil, parça boyutu, maliyet açısından nasıl değerlendiriliyor olsa da özellikle bizim metodolojistler olarak üzerinde durmamız gereken nokta seçilen üretim yönteminin katılaşma sırasında malzemenin iç yapısına meydana getirdiği değişimler, değil mi? Bunların da özellikleri nasıl yansıyacağı üzerinden olması gerekir. Döküm tekniğinde tek bir adımda basit veya karmaşık şekilli parçalar ergitme yoluyla rahat bir şekilde üretilir. Arkadaşlar gramla ifade ettiğimiz kütlesel yaklaşımlardan tonlarla ifade edeceğimiz büyüklüklere kadar parçalar dökümle tabii ki çok rahat bir şekilde üretilebilmekte. Bir diğer başlığımız plastik şekil verme prosesleri olacak. Plastik deformasyon ile malzemelerin istenen nihai şekle getirilmesi. Bu illa nihai şekilde olmak zorunda değil arkadaşlar. Yarın ürün olacak şekilde de yapılabilir. Plastik deformasyonla şekillendirme proseslerinde metallaştı işlemde bakın mekanik enerji kullanılarak malzemelerde katı halde şekil değişimi meydana getirir. Dönem başından beri üzerinde özellikle durduğumuz nokta buydu. Plastik deformasyon kabiliyetini biz malzemenin özellikleriyle atomik yapısı ilişkilendirmeye çalıştık. Bunun kolay veya zor olup olmaması derecesini, ya imkan, neredeyse imkansız olma derecesini, teorik açıdan nasıl, pratik açıdan nasıl, yine atomik yaklaşımlarla ilişkisini anlatmaya çalıştık. İstikasyonlarla, kristal yapıyla ilişki kurmaya çalıştık. Atomlar arasındaki bağ kuvvetiyle, bunun ortaya koyduğu denge mesafesiyle ve bunun üzerinden her malzemenin gerektireceği şekilde olması gerektiği şekilde dizilecek atomik yapının ortaya koyduğu, ortaya çıkardığı kristal yapının işte böyle bir plastik şekil verme sırasında onun şekillendirilmesine müsaade edecek olan distikasyondan hareketinin ne kadar kolay veya zor olması üzerinden arkadaşlar bunları ifade etmiştik. Tüm değerlendirmeyi de bu doğrultuda anlatmaya çalışmıştık. Tabii bu buradan yola çıkarak da tabii ki bir hacim merkezi kristal yapı, yüzey merkezi kristal yapı ve sıkı paket hegzagonal yapı değerlendirildiğinde tabii ki plastik şekil verme proseslerinde malzemenin davranışları farklı olacaktır. Bazen kolay olacaktır, bazen zor olacaktır. Zor olduğu durumlarda illa plastik şekil verilemez değil, dökümle bunu üret anlamı çıkmaz. Ne yapmak lazım öyle durumlarda? Dolayısıyla yüksek sıcaklık plastik şekil verme prosesine gitmek de gerekebilir. Böyle bir noktaya da dikkat etmekte fayda var. Çünkü büyük ölçüde yanlış anlaşılmalar da oluyor geldiğimiz noktada.
Maden özellikle kristal yapısı nedeniyle distakasyon hareketinin imkan vermeyecek, en azından rahat bir şekilde hareketin imkan tanımayacak kristal yapılı malzemelerde hemen direkt piyatik şekil vermeye direkt döküm ürettik gibi bazı arkadaşlardan dönüşler geliyor. Hayır arkadaşlar, böyle durumlarda da o malzemenin deformasyon kabiliyetlerini diğer malzemelere göre kristal yapısı üzerinden dezavantajlı olsa dahi en azından bu malzemelerde de artan sıcaklıkla birlikte deformasyon kabiliyeti geliştirilebilir. Bu nedenle de değil mi zaten her plastik şekil verme yönteminde soğuk, sıcak, ılık durumlar söz konusu. İşte bunlarla da mutlaka ilişki bulmaya çalıştık. Yine geldiğimiz noktada plastik şekil verme yöntemleri birinci ve ikinci olmak üzere ikiye ayrılacak arkadaşlar. Primer ve sekonder şeklinde bunları ifade edeceğiz. Primer yöntemlerde ingot, bilet, bar formlarında dökülen malzemeler, halde ekstrüzyon ve dönme işlemleriyle saç, levha, profil, tel, çubuk gibi yarı mamul formlar dönüştürülüyor. İkinci proseslerde, sekonder proseslerde ise parçalar nihai şekle saç işleme usulleriyle dönüştürülüyor. Bunların hepsine zaten detaylı şekilde ayrı ayrı bakacağız. Solaçlı şekillendirme, evet dediğimiz gibi nasıl üretirseniz üretin, büyük ölçüde nihai malzemenin yüzey özelliklerinin farklı genetik çıkıntıların verilmesi açısından talaş imalatı arkadaşlar diğer tüm çeşitlere göre oldukça büyük avantajlara sahip. Onun dışında adının da ortaya koyacağı şekilde bir dezavantajı var. O da nedir? Birçok durumda neredeyse üretmek istediğiniz kadar, malzeme kadar talaş çıkıyor. Bu nedenle talaş imalatı çok fazla malzeme kayıpları var. Ama yine biliyorsunuz özellikle kritik uygulamalar dışında, havacılık, savunma sanayinin dışında endüstriyel birçok uygulamada geldiğimiz nokta günümüzde çok da teknoloji gelişti. Artık bu talaşların da geri dönüşüm hurdaların olası olarak tekrar üretilme kazandırılması için birçok prosesler geliştirildi arkadaşlar. Metallerde geri dönüşümün gayet uygun oldukları için bunlar yavaş yavaş gideriliyor. Maliyet açısından daha dengeli hale getirilmeye çalışılıyor. Talaşlı imalat prosesleri şekli, boyutları ve yüzey kalitesi önceden belirlenmiş parçaların metal işleme makinelerinde kesme operasyonu, yani talaş kaldırma ile arkadaşlar şekillendirmesini sağlıyor. Yüzey hassasiyeti mükemmeldir gerçekten. Ama dediğimiz gibi malzeme kayıpları fazladır. Neler var? Bunları tek tek talaşlı imalat dersinde işleyeceğiz. Tornalama, frezeleme, delme, planyalama, borlama, broşlama, raybalama, taşlama, testereyle kesme gibi arkadaşlar. Kaynak, evet kaynak da aslında çok önemli bir başlık oluşturuyor. Malzemelerin birleştirilmesi, beraber kullanılabilmesi açısından karmaşık şekilin basit parçalardan imaline imkan tanıması açısından kaynak oldukça önemli. Deyim de aynı şekilde özellikle aynı veya farklı cinsten iki metalik parçanın kendileri erimeden ergime derecesi daha düşük olan bir ilave malzeme yani lehim alaşımının ergetilmesiyle birleştirilmesi işlemidir arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden gerçekten mükemmel bir teknoloji, mükemmel bir malzeme biliminin ortaya koyduğu malzemelerdir bunlar ve proseslerde isimlerini verirler. Kaynak da metalik veya plastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin birlikte etkisi altında bir malzeme ilavesi veya ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir birleştirme tekniği olduğunu biliyorsunuz. Toz aynı şekilde diğer yöntemler gibi nihai parçaya ulaşma açısından oldukça avantajlı. Dökümle birlikte çok uzun süredir kullanılıyor. Tabii tozu biraz daha farklı kılan arkadaşlar ham maddenin partikül şeklinde olması. Bunların detaylarına direkt tuz anlattığımız derste ayrıca gireceğiz. Ama kabaca diğerlerine baktığımız gibi buna da bakalım. Toz meteoritini aslında değerli kılan ve toz meteoritiyle üretilen parçalardan beklenen performansın diğer yöntemlere göre birçok durumda üstün olmasının sebebi ham maddesidir. Ham maddeyi de anlamak gerekir. Ham maddemizde metaller için konuşursak yine
ayrı incelenmesi gerekiyor. Çünkü üretim tekniği olarak metallerin, tozlarının, yani toz metalinin ham maddesini yapmak da apayrı bir üretim sürecidir. Dolayısıyla yeri geldiğinde döküm ile toz metalinin tercih sebeplerini anlamamız gerektiği durumlarda gerçekten de toz metalinin arkadaşlar ham maddesinde nasıl üretildiğini bilmek gerekir. Ham maddede büyük ölçüde endüstriyel uygulamalarda metalik malzemeler için yine dökümden geliyor. Yine el gitme var. Ama nasıl el gitme var? Küçük küçük damlacıklara ayırdığınız, parçaladığınız sıvı metal var. Buradan da yola çıkarak dökümle tozu özellikle sıvı metalin parçalanması veya dökümde de soğuması, toz metalinde sıvı metalin parçalanıp küçük küçük damlacıklar halinde katılaşması üzerinden katılaşma süreci açısından karşılaştırmak gerekir. Çünkü tüm farklılıkların temel sebebi özellikle ham maddenin üretim sürecinden kaynaklanıyor toz metalinde. Bunları o zaman yeri geldiğinde daha detaylı bir şekilde zaten tartışacağız. Arkasından tozlar illa metal toz olmak zorunda değil. Polimerler olabilir, seramikler olabilir, kompozitler olabilir. Bir karıştırma işlemine tabi tutulurlar. Bu karıştırma işleminde farklı farklı ilaveler katılır. Ondan sonra toz metalisinde iki tercih var. Ya geleneksel yollarla nihai parça elde edeceksiniz. Bu parçalarda bakın sağ tarafta slaytın altında gözüküyor farklı farklı kompleks yapılarda özellikle küçük boyutlarda çok detayları olan karmaşık şekilli parçalar. Bunlar için bu kadar karmaşık da olsa bunlar geleneksel yöntemlerle de yapılabilir. Ya geleneksel dediğimiz bir soğuk şekillendirilen tozun pişirilmesi, sintezlenmesiyle elde edilir. Bu da biraz karmaşık bir süreç aslında. Çünkü bu böyle karmaşık şekilde parçaların karmaşık şekilde kalıpları var. Dolayısıyla karmaşıklık arttıkça, boyut değiştikçe, ufaldıkça ve arttıkça kullanmanız gereken ham maddenin özellikleri değişiyor. Yüksek basınç değerlerine nispeten bunun şekillendiği bu forma gelmesi gerekiyor. Yüksek basınçta şekillendirilen bu daha hala henüz bir ısı işlem uygulanmamış toz yanı bir kütlesel hale geldikten sonra bir dayanıma sahip olması gerekiyor. Çünkü sıkıştırılan kalıptan bir basınçla çıkartacaksınız bunu. Sıkıştırılmış kalıptan çıkartırken dolayısıyla bir şeklinin bozulmaması açısından bir de bir dayanıma sahip olması gerekiyor. Ve buna ham dayanım diyoruz. Arkasından bir sintelme fırınına bir bant üzerinde arkadaşlar götürüyorsunuz. Farklı tabii fırınlar da var ama geleneksel açısından bir bant fırında arkadaşlar soğuk şekillendirilmiş binlerce parça aynı anda bir fırına girerek erime sıcaklığının altında tabii çok farklı yine kriterler var ne kadar altında olması ile ilgili bir hızlı işleme maruz kalarak her bir ham maddenin yani partikülün temas noktalarında difüzyon ile parçanın yüksek mekanik özelliklerde yüksek yoğunlukta oluşması sağlar. Veya bundan sonra tabii bir bitirme işlemlerine gerek olacak büyük ölçüde. Veya alt taraftan gitmek gerekirse sıcak yoğunlaştırma var. Bu da geleneksinin dışında basınç destekli üretim yöntemleri diyoruz toz metodolojisinde. Bunlar biraz daha ileri teknolojik kalıyorlar. Tabii bunların da geleneksel sıcak yoğunlaştırması, ileri teknoloji sıcak yoğunlaştırmaları şeklinde gruplandırılabilir. Farklı farklı yeni teknikler de hala üretilmekte. Buradaki bunun yukarıdan farkı özellikle şekillendirmeye dirençli, yani yoğunun arttırılmasına çok rahat müsaade etmeyen veya çok yüksek sıcaklıklarda sintellendiğinde mekanik özelliklerinde azalma olabilecek veya sertliği yüksek malzemelerin şekilden yine aynı şekilde şekillendirilmesinin zorluklar ve düşkün olgunluğa sahip olmaları nedeniyle genelde sıcak yoğunlaştırma bu sebeplerle basınç altında bir ısı işleme maruz bırakılarak üretilirler. Yani sintelleme ile basınç aynı anda gerçekleştirilir. Bunlar bahsettiğimiz farklı farklı avantajlara sahip olur. Çok daha düşük sıcaklıklarda, daha düşük sürelerde yine belki geleneksel yöntemlerden çok çok daha yüksek performansla parçalar üretilir. Peki neden her tonometrik parça böyle üretilmiyor madem hem ekonomik açıdan hem enerji açısından daha düşük sıcaklıklar, daha düşük zamanlar, daha yüksek özellikler elde ediliyor. Bunun da tek dezavantajı nedir arkadaşlar? Seri üretime uygun değil.
Bunu dedikten sonra zaten detaylarını tomografi başlığı altındaki dersimizde ayrıca anlatacağız. Burada bir nefeslenelim. Devam edelim. Şimdi biraz döküme gireceğiz ama böyle bir genel bir arkadaşlar giriş yapacağız. Dökümün birazcık daha eski zamanlara gideceğiz. Özellikle metaller açısından baktığımız zaman süreç nasıl gelişmiş, onu böyle tarihsel biraz ortaya koyup günümüze geldiği bir noktayı anlamak açısından önemli olacağını düşünüyoruz. Dediğim gibi tanım farklı şekilde yapılabilir. Farklı farklı kaynaklarda farklı tanımları var. Erimiş, ergimiş metalin elde edilecek parçanın şekline sahip bir kalıp boşluğuna yer çekimi veya basınç uygulanarak doldurulup kataşır yöntemine dökülür. Döküm yöntemi ürünlerin şekillendirilmesi çoğu zaman diğer yöntemlere göre çok daha ucuza mal olmaktadır. Bu açıdan dökümün avantajı. Evet. Nereden geldik buraya veya nereye ulaşmak istiyoruz? Özellikle metaller açısından baktığımız zaman tabii ki döküm en önde gelen tekniklerden bir tanesi. Ama metallerle insanların karşılaşması böyle çok da yeni değil. Çok eski zamanlara dayanıyor. Tarihsel çağlara bile gitmek gerekiyor arkadaşlar. Onlara da bakacağız zaten. Şimdi yine genel açıdan bazı yaklaşımlarda bulunmaya devam edelim. Dökümü farklı şekilde de ifade eden yaklaşımlar var. Herhangi bir şeklin veya parçanın negatifi olan ve önceden hazırlanmış kalıp boşluğuna metal ve alaşımın ergiterek dökülmesi şeklinde tanımlayan var. Siz de kendi tanımınızı yapabilirsiniz. Bunlar tek bir şekilde aynı olması gerekiyor. Şimdi dökümün üretilen ürünler iki şekilde sınıflandırılabiliyor. Bir ingot dökümler. Bunlar bilek var gibi formlarda olabilir. İki şekilli parçalar direkt doğrudan üretilmiş. Yani diğer parçaya doğrudan ulaşabilirsiniz. İngotlar büyük ölçüde kare, dikdörtgen ve dairesel kesitli gibi basit geometrik şekillere sahip olurlar. Bunlar daha sonra da bildiğiniz gibi plastik şekil verme yöntemleriyle ya haddelenir, ya eksüze edilir, ya dövülür. Bu sayede de levha, plaka, tel, çubuk ve farklı değişik profiller ölçülürler. Bahsettiğimiz bu ingot dökümler genellikle tabii ki sürekli döküm prosesinin değişik tipleriyle arkadaşlar elde edilir. Şekilli parçalar ise bitmiş, tamamlanmış ürünler ve yarım hamile olarak sınıflandırılır. Tamamlanmış ürün adından anlaşılacağı gibi doğrudan müşteriye ihtiyacı olanı siparişi verene teslim edilir. Yarım hamiller ise makine sektörü, otomotiv, havacılık, sağlık, farklı birçok sektörün ihtiyaç duyduğu orada kullanacağı ürünlerden herhangi bir tanesidir ve onları alıp bunları ya birleştirir ya montajını yaparlar. Döküm için en kritik nokta şekillerinde gördüğünüz gibi arkadaşlar metalin ergimiş hale getirilmesidir. Bu da tabii ki teknolojik bir yaklaşımın bir gerekliliği. Dolayısıyla çağın sahip olduğu teknoloji sayesinde farklı malzemeler ergitilip kullanılabilmiştir şimdiye kadar. Bu açıdan bakıldığında tabii insanın elindeki imkanlar da oldukça önem taşıyor. Ayrıca ergitme yapacağımız teknoloji kadar hangi malzeme ergiteceğimiz de önemli. Neden? Çünkü önceki derslerde ortaya koyduğumuz gibi arkadaşlar metaller doğada saf halde bulunmuyordu. Yani ergime öncesi bir saflaştırma işlemine gerek vardı hatırlarsanız. Bu hangi malzemeyi nasıl ergittiğinizde temel sorunlarından bir tanesi olacak. Yani ne demek istiyoruz? Onu biraz açalım. Bu nedenle biraz daha çok eskilere gitmek gerekiyor. Teknolojiyle hangi maddenin üretip üretemeyeceğiniz veya eldeki üretim yönteminiz hangi yöntemle, eldeki malzeme hangi yöntemle nihai parçaya döndürmeniz gerekiyor. Dediğim gibi girişte de metalik malzemenin insanın tanışması bunların arkadaşlar M.Ö. 6000'li yıllara kadar uzandığını söyleyenler var. Yani tabii orada o zamanlarda ergitme mergitme diyeceksiniz var mı yok mu bu tür sorular aklınıza gelecek ama hemen insanoğlunun metallerle, metalik ürünlerle, metalik araçlarla, metalik silahlarla tanıştığı anlamına bundan bahsedince hemen ergitme aklımıza gelmesin. Değil mi? Yani tabii hemen ergitme aklımıza gelmeyelim.
Bir metin insana faydalı olmasa bir ürünün o haline getirilmesi için illa elbette dökümle üretileceği söylenemez. Biliyorsunuz döküm malzeme üretim yöntemlerinin sadece bir tanesi. Bu nedenle dönem başından beri nasıl ifade etmiştik? Malzeme üretim yöntemleri, şekillendirme yöntemleri kavramlarını aynı başlık altında toplamıştık. Dolayısıyla bir malzemenin doğada bulunduğu formdan faydalanarak onu doğrudan ergitmeye gerek kalmadan şekillendirmek de bir üretim yönteminin arkadaşlar sonucudur. İşte bu nedenle biz ergitme, döküm, toz, plaj şekil verme, talaş, imalat, kaynak buna birbirine aslında ayrılır. Bunların her biri nihai şekle getirmek için bir üretim yöntemi, bir şekillendirme yöntemi. Dolayısıyla önemli olan arkadaşlar malzeme ihtiyacı karşılayacak forma getirmek, şekle büründürmek. Bu açıdan bakılınca az önce dediğim gibi M.Ö. 6000'lerde metallerle karşılaşmış dendiğinde ergitme ve döküm açısından teknoloji düşündüğünde beklenen aslında doğada saf halde bulunan bulma potansiyeli yüksek özellikle değil mi? Arkadaşlar bu metaller hatta gelmesi gerekiyor. Bunları da farklı metallerden ifade ettiğimiz şekilde neler olacağını öngörebiliyorsunuz. Hemen aklımıza doğada saf halde bulunan altın geliyor değil mi? Dolayısıyla ergitmeye gerek kalmadan doğada da saf halde bulunacak bu malzemeleri şekillendirmek arkadaşlar daha rahat olacaktır. Gerçekten de bize tarif gösteriyor ki o zamanlarda arkadaşlar basit şekilde bu malzemelerden edinilmiş ürünler insanlar tarafından kullanılmış. Bu piramitlerden tutun farklı ülkenin tarihleri incelendiğinde sütunlar, derhi sütunları gibi baktığınız zaman malzemeler karşılaştırdığınızda özellikle metalik malzemeler karşılaştırdığınızda daha günümüzde yeni geliştirilen tekniklerle teknolojilerle bunun analizleri yapıldığında görüyorsunuz ki bunlar saf malzemeler büyük ölçüde. Bu da bir anlam taşıyacak sizin için. Yine aynı şekilde bakır da bu insanoğlunun ilk kullandığı metalik malzemelerden bir tanesi. Tabii bakırın bu kadar yine ön planda olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi. Onun da ergime sıcaklığı düşük. Değil mi arkadaşlar? Veya alaşımlarıyla çok çok daha düşük ergime sıcaklığına sahip olabiliyor. Bu açıdan da mutlaka araştırdığınızda birçok malzemenin, ilk malzemenin, metalik malzemenin bakır esaslı, bakır kalay kurşun esaslı olduğunu arkadaşlar göreceksinizdir. Tabii bunların hangisinin ne zaman kullanılacağı, hangi malzeme üzerine konuşulsak bu o günkü teknolojiye de bağlı. Yani hangi malzeme kullanılmaya başlandıysa mutlaka büyük ölçüde bir teknoloji gelişimi olmuştur. Bu teknoloji doğal bir kaynağın kullanılması olabilir, onun geliştirmesi olabilir. Yani gerçekten de ekstra öyle üstün bir teknoloji ortaya koymuş da olabilirsiniz. Özellikle ateş sayesinde düşük ergime derecesiyle arkadaşlar elde edilmesi en rahat malzemelerden bir tanesi de bu bakır olduğunu söyledikten sonra ilk böyle ergitmenin de bu tür malzemeler bakır esaslı malzemenin üzerinde olduğunu da söylemekte daha doğru olacaktır. Belki ergitmenin dışında ürünlerle karşılaşıldığında saflıkları nedeniyle doğada bulunma potansiyelleri yüksek ve şekillendirilebilirlikleri kolay malzemeler diyoruz ama ergitme söz konusu olduğunda özellikle yeni ergitme derecesi düşük olan bu bakır ve alaşımları ön planda oluyor ve bununla ilgili de gerçekten de çok fazla kanıtlar var. Dolayısıyla sonuç olarak arkadaşlar teknoloji yani imkanlar üzerinden ve malzemelerin de artık özelliklerini tanıyoruz hep beraber. İlk metalik malzemenin dökümüyle ilişkilendirirsek ilk kullanılan düşük ergitme derecesine sahip özellikle bakır, kalay, kurşun ve bunların farklı alaşımlar olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bununla birlikte de artık bu tür ergitme olaylarına doğru gidikçe de bizim için metaloloji başlıyor demektir. Buradan yavaş yavaş demire geçecek olursak çünkü özellikle metaloloji dendiğinde, malzeme üretim tekniği dendiğinde, endüstride kullanılan en yaygın metal dendiğinde değil mi arkadaşlar? Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini veya belirleyecek unsurlardan bir tanesi olacak şekilde demire mutlaka değinmek gerekiyor. Demir üzerinden. Demire bir yani tarihten geçiş yapmak, üretim tekniği açısından bakmak, genel kavramları tanımak gerekiyor.
Tabii demire geldiğimiz zaman bu sefer az önceki altın, bakır, kalı için yaptığımız yaklaşımlar için demir birazcık daha farklı arz ediyor. Neden? Çünkü biliyorsunuz hem doğada bulunduğu hal açısından, formu, bileşikler açısından ve bu formlardan saflaştırılmasının arkadaşlar zorluğu, demire gerek duyulan reaksiyonlar, rafine edilmesi, izabeler ve yine ergüme derecesinin yüksekliği. Bu yaklaşımın yani diğer şu ana kadar anlattığımız bakır alaşımları, altın gibi o tür malzemelerden neden farklı, neden daha zor, neden daha fazla geliştirilmesi, neden daha fazla doğal kaynaklar değildi, doğal teknoloji değildi, gerçekten geliştirilmesi gereken bir teknolojiyle üretilebileceğinin temel sebepleri işte bunlar. Ama yine de demirin ilk kullanımı söz konusu olduğun durumlarda da tarihsel olarak bakıldığında yani demirde ilk demir esas malzemeyle karşılaşıldığında yine bu dökümle yapıldı demek yine zor. Çünkü yine son zamanlarda yapılan araştırmalarda gösteriyor ki arkadaşlar demir esaslı tarihte ilk malzemeler büyük ölçüde saf olduklarına tespit edilmiş. Bu nedenle saf olduklarına tespit edildiği için o günlerde de bu teknoloji olmadığı için demek ki bunlar meteorlarda saflığı yüksek saf metallere sahip olduklarını, bunların kaynaklarının meteorlar oldukları düşünülür. Şimdi yine nereye gelmek istiyoruz? Tabii toparlamak gerekecek. Önemli olan demire geçme sürecinde demirin bulunduğu cevher vasfını arkadaşlar ortaya koyup bunu nasıl saflaştıracağız? Nasıl metalik demir elde edeceğiz? Saf demir elde edeceğiz. Asıl sorumuz bu. Süreci de belirleyen, teknolojiyi de belirleyen, teknoloji önündeki zorluklarda hepsi bunlara göre gelişmek zorunda. Dediğimiz gibi yine farklı rivayetler vardı. Bunlar hepsi günden güne de değişiyor. Teknolojinin ilerlemesiyle teorik arkadaşlar tarihe bakış da değişiyor dedik. Çünkü az önce söylediğim yeni yeni malzeme karakterizasyonu, kimyasal bileşim tayin teknikleri geliştikçe de o malzemenin bileşimi üzerinden tarihsel yaklaşımlar, üretim yöntemleri açısından da yeni yeni yorumlar yapılabiliyor. Şimdi demir nasıl ürün haline dönüştürülecek, bakır gibi, bakır alaşımları gibi daha zor saflaştırma ve daha yüksek ergime sıcaklığı nedeniyle. Tabi zamanla doğada demir cevherleri de keşfedilmeye başlanıyor. Yine yoğunlaştığı yerlerde bu sefer odun kömürüyle arkadaşlar bunun indirgenmesi isteniyor. Yavaş yavaş demir cevheri, cevherle teknolojinin birleştirilmesiyle yavaş yavaş teknoloji kendince bir doğal bir teknoloji gelişiyor. Bu da tabii ocaklarla, fırınlarla gerçekleşiyor. Yani bu teknolojik gelişimde demir açısından demirci ocaklarıyla başlıyor. Fırınları, yine demirci fırınları, odun kömürlü yüksek fırınlar, ardından kok kömürü kullanılmasıyla yüksek fırınlar, sonra tabii redüksiyon tesisleri, arkasından da ilave tesisleri, entegre tesisler derken teknoloji hızlı bir şekilde gelişiyor. Bunların hepsi ayrı bir teknoloji. İmkan neyse elinizde, o gün hangi koşullar varsa onun izin verdiği malzeme üretim teknikleri geçerli. Ne demek istiyoruz? Yani elimizde ne varsa teknoloji o. İlk elde ne var arkadaşlar? Odun kömürü var. Ateş var. Dolayısıyla ne yapılacak insanoğlu? Kuyular kazıyor. Derin kuyular kazıyor. Bunun içerisine odun kömürünü koyuyor arkadaşlar. Cevheri koyuyor. Ateş zaten var. Ne yapılıyor? Cevher kömür, odun kömürü sayesinde arkadaşlar sıcaklıkta indirgeniyor. Bak ama indirgeniyor. Sonra tabii burada birazcık ateşin seviyesini yükseltmek, harlandırmak için ne yapılıyor? Yani teknolojinin yok. Burada yapılacak unsur ne? Hemen oradakiler ne yapmışlar? Hava akımından çok olduğu cereyan, şu an için cereyan diyoruz ya, cereyanlı bir atmosfer oluşturup arkadaşlar hava akışının kuvvetli olması açısından alevleri hızlandırarak süreci hızlandırmaya çalışmışlar. Devamında ekstra bunun üzerinden
Bunun ateşi hızlandırılması ve verimin artması üzerinden bu sefer körükler bulunmuş. Körüğün de bulunması ayrı bir, değil mi? Devrim gibi bir nokta. Bu sefer daha da harlanan alevlerin ateş sayesinde arkadaşlar daha rahat üretimler yapılmaya, indirgemeler yapılmaya başlamış. Artık daha fazla indirgenmiş demir filizleri. Ama dikkat edin, er gitme demiyoruz. Hala bir sıcaklıkla odun kömürünün etkisiyle demir cevherin doğada bulunduğu formdan oksijen alıp böyle gözenekli, değil mi arkadaşlar, bir ham madde elde edilme süreci söz konusu. Bu sayede ama yine de elde edilen ürün arkadaşlar dövülmeye yatkın, şekillendirilebilir. Yani ne istiyorsanız, ne forma getirmek istiyorsanız, silah mı, bir kap mı, çanak mı, o forma getirebilecek bir vasıfa sahip. Yani nereden geldik? Bakın, yani odun kömürü, filizler, bunların ateşin hava akımı, ceryandan bile bahsediyoruz. Körük, arkasından de körük de bulunduktan sonra bu sefer gün de etkisinin daha artırılması için bu sefer su değirmenlerinin bu sisteme dahil edilmiş. Su değirmenleri sayesinde körük hızlandırılmış arkadaşlar. Bu sefer çok daha yüksek hava basınçları elde edilerek yüksek kapasiteli artık fırınlar, yüksek miktarda üretimden yapılmaya başlanmış. Bunlar da ilk işte demir ocakları denir ya, ilk tanımlar böyle bir süreçten arkadaşlar geliyor. Bu süreçte birazcık da şimdi artık enerjiyi biraz arttırdık nispeten. Su değirmenleriyle körüğün de kapasitesini arttırdık. Bundan sonra da artık yapılacak biraz, yani böyle bir yöntemden, körükten değil de bu elde ettiğimiz ısıyı nasıl verimli kullanalım, nasıl kaçmasın ortamdan diye yalıtımla aynı sistemin enerjisini daha fazla verimli kullanmaya çalışmış insanlar. Dolayısıyla ocakların daha iyi yalıtımıyla elde edilen ısı daha verimli kullanmış. Ondan sonra artık bu sayede de yüksek ergime sıcaklıklarına, yani izabe için gerekli yüksek sıcaklıklara, ergime sıcaklıklarına ulaşılmış arkadaşlar. Burada işte olay değişiyor. Bu noktadan sonra istediğimiz enerji seviyesini, yani o sıvıyı görme noktasına gelebiliyoruz. Bu arkadaşlar yüksek fırının başlangıcı sayılıyor. Ortaya öyle akışkan bir ürün ortaya çıkıyor ki ilk başta bu istenmeyen bir durum gibi gözükmüş. Buna da istenmediği için ve olumsuz olduğu için bir pik denmiş, yani domuz şeklinde ifade edilmiş. K şu anki K değil de G ile. Arkasında şimdiki bildiğimiz pik demir kavramı, pik kavramı buradan gelmiş arkadaşlar. Bir genel kültür olarak bulunsun. Adından da anlaşılacağı gibi sıvı metal artık üretildiği için bu tesislere akışkan yataklı fırınlar denmiş. Boyutları daha da büyüyünce, daha fazla ihtiyaç olduğunda da artık yavaş yavaş bunlara yüksek fırınlar denmiş. Tabii ilk başta dikkat ettiğiniz durumlarda indirgemeden sonrasında ergitmenin olmadığı durumlarda malzemeyi şekillendirebiliyorduk, dövebiliyorduk ama böyle bir süreçten gelen artık ham madde yüksek karbon içerdiği için, yani pik demirimiz arkadaşlar, böyle dövülmeye müsait değil. Çok gevrek biliyorsunuz, değil mi? Yani nereye geldik o kadar süreçten sonra? Bakın hala döküme geçeceğim ama süreç kendini nereye getirdi? Doğada bulunduğu formlardan saflaştır. Reaksiyonları yönet. Ergit. Ergittikten sonra da ama kimyasal bileşim açısından, üretim süreçlerinin kontrol açısından rafine et. Tekrar saflaştır. Tam şu an için bizim bildiğimiz kavramlar, değil mi? Ardından yüksek fırında kok kömürüne geçilmiş. Bu da aynı zamanda yine buhar makineleri de devreye gelince artık arkadaşlar teknoloji gelişeceği kadar zaten biliyorsunuz gelişti. Yani şimdi ergitme ve döküm kavramlarının nereden geldiği, ilk insan elindeki teknolojiyle ne yapmaya çalıştığı, bunu yavaş yavaş nasıl geliştirmeye çalıştığı, değil mi? İmkanlar üzerinden arkadaşlar ortaya koymaya çalıştık. Arkasından da bunu yapmış olsa dahi elde ettiği ürünün içeriği üzerinden olumsuzlukları da gidermeye çalıştığı sonuç ortaya çıkıyor. Tabii geliştirdiğimiz bir prosesin devamında
onun ortaya koyduğu ürünün artık yeni özellikleri var. Bunu da geliştirmek için yeni teknoloji geliştirmeniz gerekiyor. Derken böyle süreç zincirleme şeklinde devam ediyor. Şimdi tabii dediğimiz gibi er gitme, döküm bunlar temel konularımız ve sadece demir için geçerli. Demir için belki böyle bir örnek olsun, bir yaklaşım olsun diye verdik ama bütün malzemenin üretimi, dökümü için geçerli. O yüzden er gitme ortak bir başlık altında incelenebilir. Dökülecek metali arkadaşlar er giterek döküm sıcaklığına ulaştırmak için böyle ergi ocakları, fırınlar var. Farklı farklı olanları var. Malzemenin özelliklerine göre bunlar nam özelliklerine göre, aktifliğine göre, ergime derecesine göre kullanacağımız uygulamaların beklediği performansın öngördüğü impurity seviyesine göre, ne kadar yüksek saflıkta olmasına göre, değil mi? Yapıda bulunan istenmeyen bileşenlerin mekanik özelliklerini nasıl etkileyeceğine göre bu el gitme işlemleri ya açık atmosferde yapılabilir, ya vakum ortamında yapılabilir, ya koruyucu gaz atmosferi altında yapılabilir veya hem vakum hem koruyucu gaz atmosferinde yapılabilir gibi. Böyle birçok detay konuşulması, düşünülmesi gerekiyor. Peki el gitme niçin yapılıyor? Sadece böyle sıvı hale getirmek için mi? Hayır tabii ki. Arkadaşlar kimyasal bileşim üzerinden düşünüldüğünde er gitme gerçekten sadece bir sıvı hale getirmek için, bir akışkan hale getirmek için yapılabilir. Er gitme ve bileşimin ayarlanması için yapılabilir. Er gitme ve alaşımların hazırlanması açısından yapılabilir. Şimdi sadece er gitme niyeti olduğunda saf malzeme kullanırsak ya da mevcut alaşım elementlerin karakteristiklerinden dolayı kompozisyonda bir değişiklik zaten olması beklenmiyor. Ama er gitme ve bileşim ayarlama açısından bakıldığında özellikle bazı ısı aktivitesi farklı olan elementlerin yapıda azalma ihtimali düşünüldüğünde bunu telafi etmek için farklı formlarda ilavelerin gerek duyulduğu durumlarda söz konusu olabilecektir. Bu durumda arkadaşlar tabii ki farklı şekillerde, farklı formlarda ilavelerle yapı ayarlanacak. Alaşımlama da zaten bildiğiniz gibi özellikle geliştirmek için farklı malzemelerin metaller ilave ederek gerçekten alaşımlama yapılabilir. Peki bu alaşımlamalar falan ilaveler nasıl yapılacak? Yani malzemenin saflığına göre bu değişecek. Saflık da biliyorsun ticari saflık, saf veya seyrek açmış durumda olacak şekilde özellikler değişebilir. Ana metal er gittikten sonra alaşım elementi ilavesi tel, toz, külçe şeklinde farklı formlarda homojen bileşime sahip diyor. Bunlar master alaşım diyoruz veya tomitöz ön alaşım diyoruz şekilde yapıya ilave edilebilir. Hepsini yaptık. Er gitme de yaptık. Fırınları seçtik. Sıvı hale geldi. Sıvı hale alaşımlamaları da yaptık. Devamında hepsi için yine dökümün ortak noktası ne? Geç ilaveler neticesinde çözünmeyi bekleyeceksin. Çözünmenin gerçekleşmesi için yeterince bekleyeceksiniz. Daha sonra sıvı metalde oluşan farklı oksitleri yüzeyinde arkadaşlar toplamak için yani bir curuf oluşturmak istiyorsunuz. Ve arkasından bu curufu rahat bir şekilde alabilmeniz gerekiyor. Bunun için de börül esaslı flaks malzemeyi ilave ediyorsunuz. Yine genel bir yaklaşımla. Arkasından yapıda yine arkadaşlar birazcık da farklı şekilde azot ve argon gazı veya klor veya azot esaslı katı maddelerle sıvı metalde çözünmüş gazları gidererek genel bir açıdan dökümü gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Arkasından da büyük ölçüde tabii ki işte belki iç yapıyı, mikro yapıyı çözünürlükle böyle alıştırmamayı hallettiğiniz ama arkasından ne gelecek? Yine ham halinde büyük ölçüde bu malzemeyi kullanmayacaksınız. Yine ısı işlemi yapmanız gerekecek. Belki o da yetmeyecek. Plastik şekil verme yöntemi, plastik deformasyonla dayanım artırmanız gerekecek. Değil mi arkadaşlar? Bu ve bunun gibi farklı yöntemlerle alışımlandırmayı da yaptıktan sonra zaten ne kalıyor? İki tane kaldı kalıyor. Dayanım artırmak için. Saf haldeyken malzemeyi er gittiniz. Alışımlamayı yaptınız. Zaten alışımlamayla dayanım artıyor. Dayanım artışının temel mekanizmalarından bir tanesi alışımlandırma değil mi? Devamında daha da fazla istiyorsanız ya ısı işlemi yapacaksınız ya plastik şekillendirme yapacaksınız veya ikisini birden yapacaksınız derken böylece döküm sürecini genel hatlarıyla ben size
böyle bir tarihsel açıdan ve geleceğimiz noktayı göre anlatmış oldum arkadaşlar. Bundan sonraki noktalarda da dökümün temel kavramlarını tek bir malzeme üzerinden değil de genel açıdan anlatmaya yine devam edeceğiz.